Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Her insan... adım seni bu ideale daha yakın kılacaktı. Evet. Çok adım attın. Ama adım attıkça ceplerinde kaldı ellerin. Artık boş dönmüyorlardı. Önemli biri olmaya başlamıştın çünkü hayal kurduğun günlerde ne kadar hayalperestmişsin öyle. Rasyonel olma devri diyordun. Adımlarını sağlam atmanın vaktidir çalışmak ve çalışmak ve daha çok çalışmak müslüman başarılı olmalı ve iyi yerlere gelmeli ezilmemeli altta kalmamalı çocuklarımın geleceği diyorsun hayatlarını garantiye almalı güzel bir yaşam hazırlamalı onlara ne zamandır gelecek senin kontrolünde ne zamandır hükmediyorsun zamana Ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayacaklardır emri. Ne zamandır ürpertmiyor seni. Artık gülümsemek ümit vermek gibi birilerine. Yeri ve zamanı geldiğinde gülümsüyorsun. Akrabaların bir iyilik istediğinde koşar adım gitmiyorsun eskisi gibi. Sana ulaşmak öyle kolay olmamalı. Bilmeliler değerini değil mi? Ceketli, kravatlı, bol hürmetli dostların var. Makam, mevki, koltuk tutkusuyla dolusun. Yüksek egonla dimdik omuzların. Çalım satarak yürüyenler hakkında okuduğun ayetler silindi mi kulaklarından... Ve farkında mısın dönüyorsun girdabında tüketmenin, tükettikçe tükenmenin. Kur'an-ı Kerim koltuğunun altında dururdu hatırla. Hemen açar bir örnek verirdin soranlara. Yine duruyor masanda. Kılıfının kalitesinden bahsedip duruyorsun görenlere. Hangi ünlü hattat yazmıştı? Kime diye etmişti başarılı bir girişiminden dolayı? Hatırla. Misafirle dolup taşardı evler. Ne varsa katık olurdu hoş bir sohbete. Şimdi saray prototipi büyük salonlar var hayatında. Ara sıra girip dokunmaya korkarcasına muamele ettiğin. Ödünç vermeye kıyamadığın siyah otomobilin. Başına iş çıkmasın istiyorsun. Haklısın. Yıllık bakımı vergisi bile ne kadar tutuyor bilmiyorlar mı? Ve evet, dünya kirli, dünya bir bataklık oluyor bazen. Ama biliyor musun, tüm yollar aynı sona çıkıyor. Seçtiğin tüm yolların sonunda değil ama tam orta yerinde bitecek senin yolculuğunda. Tıpkı Doğduğun gün gibi hiçbir şeysiz. Ceplerinle beraber giysilerin, evlatların ve kariyerin geride kalacak. Bir defter göndereceksin diğer aleme. Tüm hikayesi yazılmış, bitmiş bir defter. Yalnız salih amellerin, hayırlı evlatların, sadakayı cariyen ve Allah yolunda aldığın ilim yol arkadaşı olacak sana. Şimdi yoldasın. Yolun sonu bilinmez. Her uykuyu bir son kabul et ey fani insan. Her günü yeni bir fırsat say. Ümitle başlamalı şimdi yeni güne. Ama korkuyla da öldürmeli nefsini, kibrini, hırslarını ve duayla beslemeli sabrını. Rabbin yollar açandır. Yığılan bu altın ve gümüş cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara, işte denilecek sizin nefisleriniz için yığıp hazineye tıktıklarınız. Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri.'' yazıklar olsun malını yığdıkça yığıp saydıkça sayana ve malının kendini ebedi kıldığını zannedene. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan başka. İşte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır çok esirgeyendir. Gerçekten ben tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım. Bizi sırat-ı müstakime nimet verdiklerinin yoluna ile